Selam arkadaşlar kanala ve video hoş geldiniz. Bugün yine sizler için yepyeni bir mobil MMORPG listesi hazırladım. Bugünkü listemizin konusu başlıktan da anladığınız gibi çıktığında gerçekten büyük kitlelerce sevilip oynanabilecek oyunlar. Tabii ki bu oyunlar henüz çıkmadığı için tahmin etmesi güç. Belki balon oyunlarda olabilir. Mutlaka listeyi sonuna kadar izledikten sonra bu listede yer alan mobil MMORPG oyunları hakkında ne düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bazıları konusunda oldukça fazla ümitliyim ama bazılarının da balon olabileceğini düşünüyorum. Her oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili araştırmalarımı da size söyleyeceğim. Kendi tahminlerimi de yürüteceğim. Buna benzer mobil MMORPG oyunları ile ilgili daha fazla liste istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Oraya geçelim. İlk oyunumuz Ragnarok M, New Generation Gerçekten merak ettiğim bir mobil MMORPG Ben Ragnarok evrenini çok tatlı buluyorum Mutlaka hepiniz de Ragnarok evreninde bir oyun oynamışsınızdır Bir MMORPG oynamışsınızdır çünkü şu an zaten farklı isimlerde Avrupa sonuçta bulunan MMORPG oyunları bulunuyor, ama bu oyun çok farklı bir konsepte sahip, diğer oyunlarına nazaran tamamen açık dünya konseptinde ve oldukça geniş bir dünyası var. Şimdilik 2018-2019'da duyurulmasına rağmen hala açık beta ile ilgili net bir açıklama yok. Çin'de kapalı betalarını tamamladı, hatta internette bazı uzunca gameplay videoları var. Ben oyunun açık dünyasını, tasarımını, hikaye odaklı oynanışını çok sevdim. Tabi Türkçe dil seçeneğiyle gelmezse ki gelme ihtimali çok düşük. Hikayesi biraz bizi ilgilendirmiyor ama güzel bir PvP sunacağını size söyleyebilirim. Şimdilik PvP ile ilgili videolar görmek mümkün değil. Umarım bu oyun balon çıkmaz. 2021 yılının sonuna doğru açık beta ile ilgili net haberler alırız diye tahmin ediyorum. Kullanıcılar da bu yönde yorumlar bırakmış arkadaşlar. İkinci oyunumuz Odin Valhalla Rising. Herkesin merakla beklediği İskandinav mitolojisini işleyen bir MMORPG. Oyunun en büyük özelliği çapraz platform desteği sunması. Yani hem telefondan hem de bilgisayardan oynayabileceğiz. Burası bir problem yok. Ama şu ana kadar oyunla ilgili hala çok net bir bilgi yok arkadaşlar. Yani bu oyunun da balon çıkma ihtimali çok fazla var. Özellikle V4'ü düşünün. Nexon'un V4 diye bir mobil MMORPG'si var. Aynı zamanda bilgisayardan da oynanıyor. Herkes çok fazla bekledi. Şu an çıktı oyun çıkalı hatta birkaç ay oldu. Yerlere gömdüler yerlere. Oyun gerçekten de vasattı. Özellikle mobil performansı çok kötüydü. Umarım bu oyunda kötü olmaz. Çünkü çok yüksek grafikleri var arkadaşlar. Yani bu oyunun kötü olmasını istemiyorum ama mobil telefonlarda amiral gemisi haricinde oynayabileceğimizi de zannetmiyorum. 2021 yılının sonlarına doğru beta sürecine rahat bir şekilde başlar diye düşünüyorum. Üçüncü oyunumuz Nino Kuni Cross World. Bildiğiniz anime tarzı bir mobil MMORPG oyunu. Bunun da çapraz platform olma ihtimali var. Çin'de kapalı beta süreçleri başladı. Oyun zaten 2018-2019 yıllarında duyuruldu. 2021 yıl oldu hala net bir beta tarihi açıklanmadı arkadaşlar. Daha doğrusu açık beta'ya geçecek mi geçmeyecek mi bilmiyoruz. İnternette baya kapalı beta gameplay videoları var ama hala net bir şey yok. Bu arada oyunumuz hikaye odaklı bir MMORPG olabilir. PV odaklı olma ihtimali de çok yüksek. PvP odaklı olmayacak gibi duruyor. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani oyuncuların gözlerinden, oyuncuların oynadığı deneyimlere bakaraktan bunu söylüyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir yapım olur. Çünkü ben merakla bekliyorum. Bu oyun hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Dördüncü oyunumuz Summoner Wars Chronicles. Bildiğiniz gibi Summoner Wars evreninin birçok oyunu zaten şu an var. Özellikle sıra tabanlı bir oynanışa sahip. RPG, MMORPG karışımı yapımlar var. Ama henüz şu an çıkartacakları oyun gibi yani Summoners var, Chronicles gibi ciddi bir mobil MMORPG'leri yok. Gördüğünüz gibi bu mobil MMORPG açık dünya tasarımına, şehir tasarımına sahip olacak. Ama grafikleri yine Summoners var evreninin diğer oyunlarının grafikleri gibi olacak. Daha ciddi bir grafik beklerdim ama çok absürt durur diye düşünüyorum. Bu oyunun da çok farklı olma ihtimali var. Yine birden fazla karakterle MMORPG evreninde kendimizi geliştirme imkanımız da var. Yani bunu Genshin Impact, Gran Saga buna benzer oyunlardan örnek gösterebilirim. Ama biliyorsunuz ki Genshin Impact co-op bir RPG oyunu, gacha bir RPG oyunu. Bu oyunun da öyle olma ihtimali vardı. Ama birkaç beta görüntüsünden dolayı MMORPG olacağını net bir şekilde size söyleyebilirim. Bu oyun diğer oyunlara göre çıkması daha erken olabilecek bir oyun. Yüksek ihtimal 2021 yılının sonunda bu oyunu global olarak oynayabiliriz diye düşünüyorum. Beşinci oyunumuz Riot Games'in herkese heyecanlandırdığı Proje F arkadaşlar. Gerçekten bu oyunun ne olacağıyla ilgili tam net bir bilgi yok. Adamlar dedi ki biz bir MMORPG çıkartacağız, bir co-op RPG yapacağız. İnternette dolanan birçok bilgi var ama oyunun ne zaman çıkacağıyla ilgili net bir bilgi yok. Hatta net bir trailer videosu da yok. Ama bu oyun gerçekten birçok oyunun kuyusunu kazabilir. Özellikle RPG, MMORPG piyasasını yerli bir edebilir. Bilgisayara çıkarsa aynı şekilde bilgisayardaki liderleri zorlar, mobile çıkarsa da mobildeki liderleri zorlar. Şu an oyunun bilgisayar versiyonuyla ilgili bir yapım olacağını biliyoruz ama ben duydum mobil bir yapım olacağıyla ilgili birkaç söylenti de var. Tam net bir şey yok. Bilginiz varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Altıncı oyunumuz Proje PK Lime Games'in geliştirdiği Monster Hunter sistemine sahip bir mobil MMORPG. Oyun açık dünya bir tasarıma sahip olacak. Gördüğünüz gibi grafikleri gerçekten güzel. Grafiklerine diyebilecek hiçbir şeyim yok. Ama tam olarak savaş mekaniğini anlamak biraz zor. Keşke savaş mekaniklerinin farklılıklarını gösterdikleri bir trailer de olsa. Ama şu an için oyun hakkında çok net bir bilgi yok. Benim korkum Line Games biliyorsunuz ki biraz garip bir firma. Bazı oyunlarıyla hiç ilgilenmiyor, bazı oyunlarına reklam yapmıyor, bazı oyunları da aşırı pay to win olabiliyor. Umarım bu oyuna gerçekten güzel bir bütçe ayırır, pay to win'den uzak en azından daha düşük pay to win seviyesine sahip bir oyun koyar karşımıza. Bu oyunun da çıkışı 2022 yılını bulabilir arkadaşlar. Bu oyun hakkında da çok heyecanlıyım. Görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Yedinci oyunumuz Mobinogi Mobile kapalı beta süreçlerini tamamlayan bir oyun. Çin'de baya baya kapalı betaları yapıldı. Canlı yayınlarda oyun oynandı. Gördüğünüz gibi oyun anime tasarımına sahip ama gelişmiş bir anime tasarımı. Özellikle tam 3 boyutlu görüş sayesinde oyunda gerçekten oyunu oynuyormuşsunuz hissi yaşamak mümkün. Grafik kalitesi güzel. Özellikle yetenek animasyonlarını çok beğendim. Mutlaka detaylı bir araştırma yapın çünkü bu oyun çok güzel olacak. PvE odaklı olma ihtimali çok yüksek. PvP dengeli de olabilir ama bu oyunun hikayesinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü birçok Asyalı oyuncu bu oyunun hikayesine övgüler yağdırmış. Bu oyunun da cross platform olma ihtimali var arkadaşlar. Yani hem telefondan hem bilgisayardan oynayabiliriz. Bu oyun hakkındaki görüşlerinizi de yazmayı unutmayın. Özellikle animeciler sizden mutlaka yorum bekliyorum. 8. oyunumuz Dokev bildiğiniz gibi Pokemon'a benzer bir oyun. Özellikle ben çok benzettim. Siz de benzetebilirsiniz. Şu an izlediğiniz videoda da bunu görebilirsiniz. Bu oyun sıra tabanlı bir oynanışa sahip olabilir. Bildiğiniz Pokemon mantığında çağırdığımız yaratıkları karşı oyuncularla savaştırabiliriz. Bu yüzden PVP odaklı olma ihtimali çok yüksek. Ama benim asıl kafamı karıştıran nokta bu oyunun dünyası gerçekten bu kadar tatlı mı olacak? Çünkü fark ettiyseniz Grafik tasarımı da çevre tasarımları da çok iyi. Umarım balon çıkacak bir oyun olmaz. Oyun hakkında hala net bir bilgi yok. Yüksek ihtimal 2022 yılına kadar da çıkacak bir oyun değil. Bu oyun hakkında bilgisi olan varsa yorumlara yazmayı unutmasın arkadaşlar. 9. oyunumuz Ragnarok X Next Generation gerçekten bu oyunda ne olacak bilmediğim bir yapım. Çünkü ilk oyunumuz New Generation'a çok benziyor. Hatta tasarımsal olarak aynı bile diyebilirim. Aralarında çok az farklılık var. Bu iki oyun birleşik bir şekilde mi açık beta'ya çıkacak yoksa ayrı ayrı oyunlar mı olacak farkları neler olacak hiç bilmiyorum defalarca kez araştırdım ama net bir bilgi yok. Yüksek ihtimal açık betada kapalı betada ya farklı betalarda isimleri de farklı olmuş olabilir ama o zaman neden tap tap farklı sayfalar açılmış onu da anlamıyorum. Eğer bilgisi olan varsa mutlaka yorumlara yazsın ama bu da ilk oyunumuz New Generation kadar gerçekten güzel bir yapım bu oyunu da merakla bekliyorum. Onuncu ve listemizin son oyunu Blade Soul 2 birçok kişiyi ters köşe yapan bir oyundu. Çünkü herkes bu oyunu bilgisayar oyunu zannetti. Ama bu oyun bildiğiniz bir mobil MMORPG oyunu. Bunu Blade Soul Revolution karıştırmayın arkadaşlar. O Netmarble'ın geliştirdiği şu anki bilgisayardaki Blade Soul'un birebir bir kopyası. Bu oyun ise daha yeni özelliklere ve daha yeni grafiklere sahip ayrı bir oyun olacak. Bu oyun hakkında herkesin beklentisi çok yüksek. Binlerce ön kayıt var. Umarım NC Soft batırmaz. Batıracağını zannetmiyorum. Bu arada bu oyunun bir bilgisayar versiyonu olacak mı? Yani çapraz platform oynayabilecek miyiz? Net bir şey yok. Ama NC Soft'un resmi emülatöründe bu oyunun sayfası var. Yani resmi emülatöründen oynayabilecek gibi duruyoruz arkadaşlar. Ama net bir bilgi yok. Umarım her şeyden önce otomatik oynanış olmaz. Umarım gerçekten güzel bir mobil RPG oynarız. Blade and Soul 2 hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ve video bitti. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel oyunlarla sizi tanıştırabilmişimdir. Ben bu listedeki oyunları bekliyorum, oynamak istiyorum. Hepsi Çin'de kapalı beta süreçlerini tamamlamış olsa da tabi bazıları hariç bazıları hakkında hala net bir bilgimiz yok. Hatta beta sürecine bile başlamadılar. Umarım en kısa zamanda erişilebilir olurlar. Biz de deneyebiliriz. Özellikle bazı durumlarda keşke Çin'de, Asya'da, Kore'de yaşasam diyorum özellikle sırf bu oyunları oynayabilmek için. Kendi listenizi, kendi görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Buna benzer videoların daha sık gelmesini istiyorsanız da bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.